Geçtiğimiz günlerde söylemezsem olmazdı da masaya yatırmıştık. Oyuncu ve sunucu Ceren Hindistan'ın 3 yaşındaki kızını tedavi ettirmedi. Üstelik de çocuk çok ağır bir hastalık yaşıyor. Yani böbreğinde tümör var. Ameliyat oluyor ve sonra da kemoterapi alması gerekirken annesinin onu tedavi ettirmediğine yönelik babasının iddiaları vardı. Değil mi? Burada çocuk için çok endişelendik ya, sağlığı için. Hastane ile de hastanenin de adı karıştı iddialar. Hatta hastane dava açtı denildi. Ve Ceren Hindistan'dan da o ara hiç ses çıkmaması, çocuğu tedavi ettiriyorum dememesi de çok ilgi çekici geldi değil mi Ece? Çok. Ve buradan biz çağrıda bulunduk hepimiz. Lütfen hani sporu paylaşma vesaire paylaşma, biz çocuğun sağlığından anneler ve anne adayları, babalar olarak, insan olarak şüpheleniyoruz, kuşku duyuyoruz. O yüzden hastaneyi paylaşır mısın diye ricada bulunmuştuk. Hiçbir şekilde cevap bile vermedi. Şimdi dün bir gelişme oldu. Sıcak haber şu. İddiaya göre şikayetçi olan anne çocuğun tedavisini yaptırmıyor diye hastane şikayetçi oluyor. Hastaneye sorduğumuzda böyle bir durum yok demişti ama haberler ısrarla böyle çıkıyor. Üstelik de görülen bir dava var Ali abi. Nasıl çıkacağız işin içinden? Savcılığa şikayetçi olunmuş, bu bir davaya dönüşmüş. Adliyeye girerken mi bu görüntü? Evet, oradan o görüntüler. Hiç konuşmadan giriyor ve çıkıyor Ceren Hindistan. Davada hastanenin avukatı, Ceren Hindistan'ın avukatı hazır bulunuyor. Ve bir duruşma görülüyor. Allah Allah. Şimdi hani görünüşe göre, yani tabloya göre hastane bu bahsedilen davayı açmış. Ama hastane yetkililerinden birileri bize böyle bir dava açmaya zaten yetkimiz yok demişti. Şimdi burada bir yalan var bir kere. Hastane böyle bir dava açma yetkili mi gerçekten? Ara karar veriyorum. Ver efendim. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk. Yani bunu reddeden kim? Tedaviyi reddeden anne. Anne. Dolayısıyla hastane savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur yasalar gereği. Yani böyle bir durumla devlet el koysun, takip etsin diye. Hastane dava açmamıştır. Bunu savcılığa bildirmek zorundadır. Nasıl ki hastaneye vurulmuş yaralı biri gelince polise bildiriyor hekimler. Buraya vurulmuş biri geldi. Kim vurduğunu kim araştıracak? Polis ve savcı. Burada da çocuk 18 yaşından, ya daha doğrusu 3 yaşında olduğu için tedavinin sürmesi gerekiyor. Ama Ceren Hindistan'ın iddiası ne? Biz 8 seans mı 10 seans mı ne orada tedavi gördük. Ama hastanede memnun kalmadığımız için oradan ayrıldık diye. Fakat önceki gün bu manşet oldu. Yeni bir hastanede tedavi görüyor diye. Allah'a şükür şeyimiz, eğer birileri sizin hakkınızda yalan yanlış haber yapıyorsa lütfen o kişiyi hedef alın açıklamamızdan etkilenenler var. Diyor ki bugün yazılı ve görsel basında manşet olarak çıkan Sabah Günaydın gazetesinden Okan Filiz Şahin haberi tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili gün içerisinde avukatlara açıklama yapacaktır diyor. Adres göstermiş. Adres gösterdi. Allah razı olsun. Yani şimdi çıkıp o haberi yapan haberin namusunu savunacak. Bu haberin doğrudur diye. Medyayı kirletmeye hakkınız yok yalan haberlerle. Yani önceki gün yeni bir hastanede çocuk tedaviye başladı haberini kesin bir dille yalanladı Ceren Hindistan. O da yalan. Evet. Bu arada bu dün görülen davada hastane avukatının iddiası şu. Hastanın radyoterapi bittikten sonra kemoterapiye gitmesi gerekiyordu 3 yaşındaki bebeğin. Ancak Ceren Hindistan çocuğunu alarak hastaneden ayrıldı. Ve bize ne demişlerdi kamera arkasında? Hayati tehlikesi var çocuğun. Peki Ceren Hindistan'ın avukatı ne diyor? Onun bir açıklaması var galiba, röportaj olarak da elimizde var arkadaşlar. Onu bir verebilir miyiz, çocuğun sağlık durumuyla ilgili onların açıklamaları neler? Çok şükür. Evet. Çok güzel bir açıklama, yani hepimizin yüreğine su serpti bu açıklama, evet, bence. Doktor raporu var diyor. Diyor ki bu çocuğun tedavisi tamamlanmıştır. Tamamlanmış. Yani bunun testleri var, belgeye kontrol altında mı değil mi? Çok net. Bunda mahkemeye vereceğiz diyor. Verecek yani. Bunda bir doktor verdiğine göre parayla alınmış bir rapor değil. Kalemini satmış bir rapor. Hipokrat yeminini hiçe saymış bir doktorun. 3 yaşındaki çocuk için ele yapmazlar. Evet. Demek ki o zaman çocuğun sağlığı üzerinden Ceren Hindistan'a vurmanın da bir manası yok. Anne ya anne, yazık yani. Yani yazık, bu açıklama inahtır. Çok açık ve net bir şekilde. O zaman biz bu görüntüleri ya da bu haberleri neden görüyoruz? Hangi kötü niyetin kurbanı oluyoruz o zaman? Çocuğu elinden mi almak istiyor acaba baba? Ondan dolayı mı bu haberler? Bunu her şey aklıma geliyor. Doktor nasıl alet olur? Peki mahkeme ne dedi size, onu söyleyeyim. Ne karşılıklı demiş? Bu suçlamalar varken mahkemede dedi ki çocuğun tedavisine ilişkin tüm raporları bana vereceksiniz, bu bir.
Süper. Gelecek olan raporlarla birlikte ben bebeği, adını söylemek istemiyorum, adli tıp kurumuna sevk edeceğim. Raporlarla sağlık durumunun son hali bana gelsin dedi. Çok şükürler olsun. Yani güzel. Çocuk ya, eğer gerçekten bu raporlar temiz çıkarsa ve çocuk gerçekten artık iyileşmişse, olan çocuğa oluyor. Kötü niyetli 2-3 insan nemalanacak diye. Annenin de psikolojisini oluyor, düşünsene. Bir çocuğunla ilgili böyle haberler. Çocuk oradan oluyor, oradan oluyor. Çocuk inşallah iyileşmiştir. İnşallah, bu haberlerin hepsi yalandır. Benim tek derdim, hepimizin tek derdi çocuktu zaten en başından beri. Umarım öyledir. Ama şu rahatlıkta bu belgeler falan da varken peki, sessiz kalmazdım ben. Empati yap. Kalmazdım. Anneden daha fazla düşünebilir miyiz biz o çocuğun mümkün sağlığı? Değil. Mümkün değil. Zaten akla aykırı bir şey var orada. Mümkün değil yani. Ceren Hindistan'da vicdansız bir anne olamaz. 9 ay karnında taşımış, büyütmüş, 3 yaşına getirmiş bir çocuğu var. Kesinlikle biz kimiz ki annenin yanında? Biz burada sağlığını konuşuyoruz. Eminim mücadelesini vermiştir, verecektir yani. Ya Ceren Hindistan'ı tanımıyorum. Sosyal medya hesaplarını ve yazdıklarını takip ettim. Oradan kanaatim şu. Bir kere zaafları olan biri, evli biriyle gördüğü şiddete rağmen ilişkisini sürdürme zaafı bir. İkincisi, çocuğu bu tip çok ciddi bir rahatsızlık geçirdiği bir evrede sanki hiçbir şey olmamış gibi spor salonlarından fotoğraf... Ama düzelmiş diyorlar. Yok, ama bu yeni düzeldi o süreçte. Yani moralini yüksek göstermek için dosta düşmana karşı mı bilmiyorum... Ama aynı paylaşımlardan çocuğuna karşı müthiş sorumluluğu olan, onu hisseden, içselleştiren, o çocuğu için her şeyi yapacak bir anne fotoğrafı da var. Yani ben hiçbir zaman Ceren Hindistan'ın batıl inançlar ya da bir şeyler uğruna çocuğun hastaneden kaçırıp tedaviyi reddettiği iddiasını doğru bulmuyorum. Yani katılmıyorum. Ama anne var, anne var. Hemen geçen haftadan güncel bir haber hatırlatacağım. Asla Ceren Hindistan için de söylemiyorum. Zaten mahkeme karar verecek. Çocuk iyi olsun da. Rus bir anne, iki çocuğu var. 3 ve 5 yaşında, çocukların babası da Türk. Önce bir tatil bileti alıyor Ali abi. Bir haftalık tatil alıyor kendisine. Sonra da iki çocuğunu tatile gitmek için katlediyor. Yeni bir hayata başlamak. Öldürüyor yani, ve yakıyor. Tüyleri diken ama diken eden kadının bir haber. Sosyal medya hesaplarından baktığın zaman... Anne. Bir bunalım geçirdiği, yakında kafa yiyeceğini anlıyorsun ama. Orada da var. Yani gerekirse devlet anneden babadan bile bunu defalarca gördük. Çocukları koruyacak. Çocuğun sağlığı iyi olsun yeter ki.